Merhaba arkadaşlar, Reşon Duvay kanalına hoş geldiniz. Ben Reşat. Hello, my name is Mira. Miracığım, bugün hangi ülkeyi anlatacağız babacığım? İngiltere! Evet, çünkü Mira daha İngiltere'yi görmediği için benden kopya almak zorunda kaldı. Geçen hafta Hindistan'la başlamıştık, ülkelerin kültürlerini anlatıyorduk ama ben bugün kafamdaki tamam İskoç şapkası. Biz İngiltere'yi, İskoçya'yı ve biraz da Kuzey İrlanda Galler'den bahsedeceğiz. Yani Birleşik Krallığı anlatacağız size bugün. Onun kültürünü, geleneklerini, yemeklerini ve filmlerinden 5 tane tavsiye vereceğiz. Belki Mira da bize küçük bir dans yapar. Yapacak mısın? Bugün neyin var senin? Tamam. Şimdi biraz bilgiler verelim kısa kısa. İngiltere zamanında güneşin batmadığı ülke. O kadar ki büyükmüş Mira. Her yerde toprağı varmış ve dünyada sadece 22 tane ülke İngiltere'nin sömürgesi olmamış arkadaşlar. Hindistan'dan tutun da Hong Kong'a, Şangay'a birçok ülke İngiltere'nin koloni devleti haline gelmiş. Onların kültürleri halen devam ediyor. Şu anda da bazı ülkeler halen İngiltere sömürgesi altında. Aslında Antarktika kıtasının bir bölümü, Kayman Adaları, Bermuda gibi Cebeli Tarık mesela Avrupa'daki birçok ülkede halen İngiltere'nin yönetmeliği altında yaşamlarını sürdürüyorlar diyelim. Mira, bu arkamdaki İngiltere bayrağı mı? Bu hangi bayrak? Biliyor musun? Hayır. Bu Birleşik Krallık bayrağı arkadaşlar. Yani bu Birleşik Krallık bayrağı. Birleşik Krallık bayrağı. Evet. İngiltere bayrağı kırmızı beyaz haç işareti şeklinde arkadaşlar. Ama bu gördüğünüz arkamdaki bayrak Galler'i, İskoçya'yı, Kuzey İrlanda'yı ve İngiltere'yi temsil ediyor. Onun dışında Miracığım bu neydi? Otobüs. Bu telefon kulübesi. Otobüs burada. İngiltere'nin en meşhur iki tane turistik eşyası bu arkadaşlar. Gittiğiniz zaman her yerde bunları göreceksiniz. Bir de posta kutusu var. Şimdi sırada ne var Mira? İngiltere! İngiltere hakkında 10 tane gelenek, kural ya da bilmeniz gereken bilgiyi vereceğiz. Bebekler konuşuyor. Ne konuşuyor bebekler? Merhaba. Hello. Melisa, mata bitaka di. Yani Mira'nın demek istediği şey İngiltere'de arkadaşlar bebekler bile İngilizce konuşuyor. Londra'ya gidiyor, 3 yaşında çocuk İngilizce konuşuyor ya. Abi çocuk 6 aylık ya. 6 aylık. Father, father, mommy, mommy. Ya sen 6 aylıksın. Ne zaman hazırlık okudun? Ne zaman gittin? Şöyle bir bilgi verelim. İngiltere'de 40 kilometrede bir başka bir aksan konuşuluyor. Yani ben İngilizceyi biliyorum, gidince orada herkes anlaşırım demeyin. Mesela ben Leeds'e gittiğim zaman gerçekten kimin nereliğini anlamamıştım. İnanılmaz bir garip bir aksanları vardı. Türkiye gibi düşünün. Türkiye'de doğuya da doğru gittikçe mesela ya da Karadeniz'e gittikçe farklı farklı birçok aksanla karşılaşabiliyorsunuz. İngiltere'de durum böyle. 2 numarada ne var biliyor musun? Sizde pasaport var mı? Ama dağda pasaport var. Evet, Mira'nın da dediği gibi atların bile pasaportu var arkadaşlar İngiltere'de. Çünkü zamanda at yarışlarında birçok usulsüzlük yapıldığı için atlara da kimlik ve pasaport vermeye başlamışlar. Yine pasaport söylemişken, dünyada pasaporta ihtiyacı olmayan tek insan İngiltere Kraliçesi Elizabeth arkadaşlar. Ya da bundan önceki diğer kraliçeler diyebiliriz. Kraliçeyim ben. Evet, sen kraliçesin ve senin de pasaporta ihtiyacın yok Miracığım. Her yeri istediğin gibi gezebilirsin. 4 numarada kim var Miracığım? Shakespeare var arkadaşlar. Shakespeare'in Macbeth oyunu dünya üzerinde en çok sergilenen tiyatro oyunuymuş. Ve Shakespeare sadece kendi eserleri sayesinde İngilizce'ye 3000 tane kelime kazandırmış. 5 numarada İngiltere'de ve İngiltere'nin eski sömürgesi olan birçok ülkede trafiğin soldan akması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mira'nın elinde o meşhur otobüsleri İngiltere'ye gittiği zaman solda akarken göreceksiniz. Bunun sebebi de zamanında Papa'nın verdiği bir emre dayanıyor arkadaşlar. 13. yüzyılda insanlar haca giderken yolda kargaşa çıkmaması için birbirlerini sol taraftan izlemeye başlamışlar. Eğer sağ taraftan da bir düşman gelirse kılıçlarını daha rahat çekip onlarla savaşabilmeleri adına at üstünde böyle bir Papa emir vermiş. İlginç bir kural ama halen bu ülkelerde bu kural uygulanıyor ve gittiğiniz zaman inanın kafanız çok karışıyor. Mira,
İngilizce'de lütfen ne demekti babacığım? Please. Peki üzgünüm? Sorry. Bu iki kelime arkadaşlar İngiltere'ye gittiğiniz zaman en çok duyacağınız iki kelime. I'm so sorry. Evet, Miran'ın bu kadar arka arkaya söylemesinin sebebi İngiltere'de en çok duyacağınız kelime mind the gap arkadaşlar. Ya da cümle. Anlamını biliyor musun? No. Arkadaşlar, mind the gap'in anlamı aslında bir nevi be careful. Yani dikkatli olun anlamına geliyor. Özellikle tren istasyonlarında, trenler gelirken, giderken ya da herhangi bir yerde tehlikeli bir durum olma ihtimaline karşı bu kelimeyi hep duyacaksınız. 7 numarada da mind the gap cümlesi vardı. Çayımız bitmiş. Evet. 8. sırada İngiltere'nin çay kültürü var arkadaşlar. İngiltere dünyanın en çok çay tüketen ülkesi. Çok şaşırdınız değil mi? Yeter, bitti artık. Her gün 165 milyon fincan çay tüketiliyor arkadaşlar İngiltere'de. Ve görmeniz lazım, inanılmaz bir seremoni. Porselen takımlarda, gümüş takımlarda bu çaylar da servis ediliyor. İsteyenler balla, isteyenler sütle içiyorlar. Özellikle süt çok yaygın. Ve Türkiye olarak İngiltere'nin ardından İrlanda geliyor. Sonra da Türkiye geliyor arkadaşlar. Yani dünyanın en çok çay tüketen ve bunu bir ritüel haline getiren ülkesi İngiltere. Mira, kitap okumayı seviyor musun? Evet, bu cevaptan sonra da beklediğimiz cevaptı. 9 numarada dünyanın en büyük kütüphanesi The British Library Londra'da arkadaşlar. Yaklaşık 200 milyona yakın bütün dillerde yazılmış eserler bu kütüphanede bulunuyor. Kitap severlerin mutlaka görmesi gereken bir kütüphane. Ve halen birincilik unvanını kimseye kaptırmadı. Son sırada arkadaşlar çok ilginç ikonik bir mekan var. Miracığım, bunun adı ne? Bilmiyorum. Peki bu ne? Saat Kulesi. Şimdi ilk verdiği bilgi doğru. Bunun adı Big Ben. Ama saat kulesi değil arkadaşlar Big Ben. Çünkü Big Ben o saat kulesinin içinde bulunan dünyanın en büyük çanının adı. Herkes o gördüğümüz o kulenin ismini Big Ben olarak biliyor ama bu yanlış bir bilgi. O eğer kuleye çıkma şansınız olursa o devasa çanı da görebilirsiniz. Böylelikle İngiltere'ye ait 10 tane bilgimizi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, sırada ne var Miracığım? İngiliz filmleri. İngiltere dünyada en çok film üreten ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz Hollywood yapımı birçok film aslında İngiltere'nin de işin içinde olduğu filmler. O zaman hazırsan başlayalım mı Miracığım 5 filmimize? Benim en sevdiğim 5 filme geliyor arkadaşlar. Aslında çok film var ama ben kendi listemi size aktarmak istedim. Zoraki Kral 1 numarada arkadaşlar. Colin Firth ve Helena Carter'ın inanılmaz oyunculuk performanslarıyla can verdikleri bu filmi çok seveceksiniz. Filmin konusuna gelince arkadaşlar, gerçek bir hikayenin uyarlaması olan bu filmde Frederick Arthur'un tahtı devralmasıyla başlıyor. Ama buradaki sorun şu ki, bu kralımız ki konuşamıyor ve bu konuşamaması da önemli kararlar vermesini engelliyor ve ülkenin savaşta olduğu bir dönemde halkın beklentisini bir türlü karşılayamıyor. Ve bununla başlayan süreçte Avustralya'dan gelen bir konuşma eğitmeniyle olan maceralarını bu film harika anlatıyor. Gerçekten çok etkileyici bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. İkinci sırada... We for Vendetta var arkadaşlar. Yani ben bu filmi belki 20 kez izledim. İnanılmaz etkileyici bir film. Guy Fawkes'ın İngiltere parlamentosunu patlatmasıyla ilgili bir hikaye arkadaşlar. Hatırlar mısınız, birçok gösteride ya da birçok filmde şu bir siyah beyaz bir maskeyi görüyoruz. İşte o maskenin hikayesi arkadaşlar. Hani gerçek bir hikaye değil. Nükleer savaştan sonra yönetimi devralan bir faşist diktatörün bu V karakteriyle olan mücadelesini anlatıyor. Gerçekten inanılmaz etkileyici, az önce de söylediğim gibi. Mutlaka ama mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Zaten IMDb'nin de en çok izlenen filmlerinden bir tanesi. 2 numaramızda da We for Vendetta var. We for Vendetta var. 3 numarada İngiltere'nin tarihine ışık tutan edebi eserlerden bir tanesi var arkadaşlar. Kaldır. Aşk ve Gurur arkadaşlar. Aslında bu Aşk ve Gurur. Aslında bu ilk çıktığı zaman Aşk ve Önyargı, yani Pride and Prejudice'un çevirisi olarak edebiyatımıza gelmişti. Ama sonrasında Aşk ve Gurur diye filmiyle ve diğer kitaplarıyla birlikte devam etti. İngiltere'de yaşayan 5 tane kız kardeşin
asil ailelerle olan ilişkisini anlatıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var, akıcı bir hikayesi var. Aşk var, gurur var, ön yargı var. Yani kitaba isim veren bütün o sıfatları bu filmde göreceksiniz. IMDb'den de 7.8 alan bir film arkadaşlar. Dediğim gibi farklı bir kategoride anlatacağımız bir filmdi ve bunu da 3. film olarak listemize koyduk. Dördüncü sırada 90'lara damgasını vurmuş bir film var. Trainspotting arkadaşlar. Bu film kült filmlerden bir tanesi şu anda film endüstrisinde. IMDb'den 8.1 alan bir film ve 96 yapımı bir film dediğim gibi. Filmin konusu kısaca 20'li yaşlardaki Mark Renton ve arkadaş grubunun uyuşturucu müptelalığını konu alıyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da hiçbir amacı olmayan bu gençlerin hayatlarındaki partileri, olayları, sorunları anlatıyor ama bunu çok farklı bir hikayeden anlatıyor arkadaşlar. İzlemeniz gereken güzel bir film. Bunu da 4. sırada listemize dahil ettik. 5. sırada olmazsa olmaz bir film var. Bunu çocuklar zaten çok seviyor, yetişkinler de çok seviyor. Miracım ne var? Kaldır kitabı. Harry Potter. Aslında Harry Potter bir Amerikan-İngiliz ortak yapımı bir film ama tamamen İngiltere ile bağdaştırılmış bir film. İngiltere'ye gittiğiniz zaman birçok yerde Harry Potter'a ait müzeleri, galerileri, kitap salonlarını görebilirsiniz. Hatta hediyelik eşyaları her yerde satılıyor. O yüzden biz de Miracım gönder görüntüleri gelsin. Abrakadabra. Abrakadabra. Şimdi Harry Potter 7 kitaptan oluşan bir seri arkadaşlar ama 8 filmi çekildi bildiğiniz üzere. Yani 2000'lerde hepimiz bu filmleri izlemeyi çok beklemiştik. Konusu aslında bir grup çocuğun doğaüstü güçlerle ve karakterle olan mücadelesini anlatıyor ama ana karakterimiz Harry Potter tabii ki. Bu filmler sadece de değil, biz 5 tane sevdiğimiz filmleri size önerdik ama Kavai Köprüsü, Arabistanlı Lawrence, 4 Nikah 1 Cenaze gibi birçok film var arkadaşlar. Yani İngiltere sinemasını ya da İngiliz sinemasını merak ediyorsanız IMDb yazmanız yeterli. Birçok filmini izleyebilirsiniz. Ben 7.5'un üstünde izlediğim hiçbir filmden pişman olmadım. Size de bunları da bir incelemenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi ne yapacağız Miracığım? Çoban böreği yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim bu köşemizde biz kolayca yapabileceğiniz o ülkelerin yemeklerinden bir iki tanesini deniyoruz. Bugün de çoban böreğini seçtik. İngiltere'de çok yaygın olan bir fırın yemeği aslında bu. Aslında bizim biraz da benzer yemeklerimiz de var. Kolayca da bulabilirsiniz malzemelerini. Sayalım mı malzemelerini babacığım? Evet. Bu ne? Un. Evet bakın un. Un. Evet. Karabiber. Tuz. Kekik. Biberiye. Bu ne? Salça, et suyu, bir bardak et suyu, bir çay bardağı süt, tereyağı, hemen bir çorba kaşığı tereyağı, 50 grama yakın kaşar peyniri, birazcık yani daha sonra 350-500 gram arasında da kıyma, bir tane havuç, bir tane de soğan. Şimdi bunları önce sebzeleri doğrayacağız, kavuracağız, ondan sonra diğer işlemleri de anlatacağız. Babacığım sen hangisini istiyorsun? Havuç mu? Şu havuç. Havucu sen, soğanı ben doğruyorum. Havucu yedim. Peki gözlerine ne oldu? Yaşardım. Evet, soğan gözlerimizi yaktı arkadaşlar. Şimdi bir de patates de vardı. Onu az önce söylemeyi unuttum. Biz onu öncesinden haşlanmak için koyduk. Çünkü patatesi püre haline getireceğiz. Dilerseniz bunu mikrodalgada 10 dakikada falan tapırın içerisinde haşlayabiliyorsunuz. Ya da ocakta yapabilirsiniz. Havuçları da soğanları da küçük küçük doğradıktan sonra onları kavuracağız. Sonra patates ve kıymamızla birlikte bunları güzel bir borcama yayacağız. O zaman devam edelim. Şimdi kestiğimiz soğanı ve havucu küp küp doğramıştık bunları. Tabi biraz mirayla doğrayınca sıkıntı oluyor boyutlarında. Kavuruyoruz. Miracım dikkatli ol. Biliyorsunuz sıcaktır. Evet dikkatli oluyorum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca havuç ve soğanı kavuracağız. Sonrasında kıymayı atacağız. Sonrasında diğer malzemelerle birlikte bir 10 dakika yakında kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edeceğiz.
Yeri gelmişken biraz İngiliz mutfağından bahsedelim. İngiliz mutfağı maalesef çok geniş bir mutfak değil. Daha çok pasta kültürü yaygın, kurabiye kültürü yaygın. Mesela Spangler, yanılmıyorsam İngilizlere ait. Ama İngilizlerin en ünlü iki tane şeyi var. Bir tanesi İngiliz kahvaltısı. İçinde 7-8 tane farklı işte kuru fasulye, mantar kavurma, sosis gibi birçok ürünün olduğu bir tabak. Klasik bir tabaktır. Hatta Fethiye'ye falan giderseniz orada da görebilirsiniz bu tabakları. Bir de meşhur fish and chips, yani balık ve patates kızartması. Bu tamamen uzak doğudan gelen bir kültür. İngiltere'ye gittiğiniz zaman bu iki lezzeti her yerde görebilirsiniz. Bizim yaptığımız lezzet biraz daha evde bulabileceğiniz lezzetlerden. Şimdi biz bu soğanımızı ve havucumuzu kavurup kıymamızı içine atacağız. Bu kavrulurken bir yandan da patateslerimiz haşlandı. Mikrodalgadan çıkarttık. Patateslerimizi bir kaba koyuyoruz. İçine erittiğimiz tereyağımızı ve birazcık su dedik. Dök bakalım. Aferin babacığımı. Tamam. Şimdi bunu da püre haline getiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ezeceğiz. Çok güzel bir püre haline gelecek. Bu da bizim zaten o yaptığımız soğanlı, havuçlu, kıymalı karışımın üstündeki tabaka olacak. 10 dakika geçti. Yani 7-8 dakika geçti. Kıymamızı, kekiğimizi. Al dök babacığım. Dök dök dök. Tamam. Al biberiyeyi dök. Biberiyemizi, karabiberimizi. Hepsini dökme babacığım. Hepsini dökme. Çok olmuş biraz. İşte hepsini döktük. Salçamızı getir baba, yardım et. Ondan sonra unumuzu, yavaş babacığım yavaş. Bir de et suyumuzu. Dur, tuzu bekle. Tuzu bekle. Et suyumuzu. Biz bunu buzlukta tutuyoruz her zaman, bir et suyu. Bir de tuzumuzu. Hayır babacığım, bir dakika. Bunu ben yapayım çünkü çok tuzlu olmasın. Tamam. Yeter yeter. At sen, azıcık at. Tamam. Neden bu tuzlu? Çünkü çok tuzlu olur. Bunları işte şimdi 10 dakika boyunca kavuracağız. Sonra suyu çekilene kadar bekleyeceğiz. Bir de püremizin içine de kaşarımızı rendeleyelim arkadaşlar. Bu işte fırından çıktıktan sonra kaşar böyle bir pizza kıvamına gelecek. Dediğimiz gibi kıymamızı kavurduk diğer sebzelerle. Miracığım ben bunu dökeyim. Borcamımızın alt kısmına bunu döküyoruz. Oh, mis gibi kokuyor değil mi Mira? Mira halen et sevemedi. Çok sevmiyor eti. Evet, bunu yayıyoruz. Tamam, çok bastırma, çok bastırma. Şimdi eşit bir şekilde yayalım. Güzel oldu. Güzel oldu mu? Tamam. Ardından gördüğünüz gibi artık patates püresimiz gerçekten güzel bir hale geldi. Akışkan bir hale geldi. Bu biraz zor olacak. Çünkü iki tane akışkan şeyi artık yaymaya çalışacağız bir şekilde. Patatesi de yaydık. Altta kıyma, üstte de patates püresi oluyor. Şimdi 200 derecede ısıttığımız fırına yaklaşık 35-40 dakika boyunca koyacağız ve pişmesini bekleyeceğiz. Yummy, yummy. Yemeğimiz çıktı. Neydi bu? Spätzle değil mi? Spätzle. Çobanın pastası aslında diyorlar buna. Bakın biz aslında çok kesemedik ama pizza gibi dilimleyip çıkarttık tavamızdan. Üstü kızarmış bir patates. Sen patates seviyorsun. Isır bakalım. Bırak çatalımı. Nasıl? Evet, yine Mira beğenmedi. Mira'yı memnun etmek çok zor arkadaşlar. Neyse, biz bu güzel lezzeti de yiyeceğiz. İngiltere Kültür Günü'nün sonuna geldik. Size bugün İngiltere'yi anlattık, biraz İskoçya'yı anlattık. Bizimle kalmaya devam edin. Önümüzdeki haftalarda diğer ülkeleri de anlatmaya devam edeceğiz. Reşon'da ve Instagram hesabında hikayelerde sormaya devam ediyorum. Seçtiğiniz ülkeye göre anlatmaya devam edeceğiz. Sonra böyle kreşe gideceğim ben. Tamam. Tatilden görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.